Mutlu akşamlar diliyoruz. Saatlerimiz 19'u gösteriyor. STV Ana Haber'de günün öne çıkan başlıklarıyla sizlerle birlikteyiz. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Eskişehir Kuruluş lansman toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda derneğin kurucu başkanı Serkan Can Zengin, ülkemiz ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz dedi. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği'nin Anemon Otel'de lansman toplantısı yapıldı. Lansmana kentin siyasileri ve iş insanları katıldı. Derneğin kurucu başkanı Serkan Can Zengin yaptığı konuşmada ülkemiz ve şehrimiz için çalışmaya devam edeceğiz dedi. TÜGİAD olarak bulunduğumuz her ortamda çözüm önerileri sunan, kamuoyuyla paylaşan olacağız. TÜGİAD'ın etkin gücünü Eskişehir için kullanacağız. Eskişehir'in Türkiye'de öncü şehir olması yolunda etkin rol oynayacağız. TÜGİAD olarak Eskişehir'in gelişiminde ve ilerlemesinde her kapıyı açan bir anahtar olmaya geliyoruz. Bu ortak düşüncelerde birleştiğimiz her kurum ve kuruluşla birlikte iş yapmaya geliyoruz. Ülkemizin ve kentimizin çıkarlarını hep korumaya, muhafaza ve müdafaa etmeye geliyoruz. Ülkemizin, biz Eskişehir ve ülke sevdalısıyız. Bu şehrin evlatlarıyız. Ülkemiz ve şehrimiz için çalıştık, çalışmaya da devam edeceğiz. Türkiye Genç İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Nilüfer Çelikel de birlik ve beraberlik vurgusu yaptı. Bu bir birliktelik işi. Biz neticede hepimiz Türkiye için çalışıyoruz. Bütün kurumlar, kuruluşlar, bu makamlar, koltuklar geliyor, geçiyor ve dönüp neler yaptığımıza bakıyoruz. Umarım buradan ayrılırken hepimiz güzel işler yapmış olacağız. Başkanım, inşallah 2 Şubat'ta biz de sizleri desteklemek üzere sizin genel kurulunuzda olacağız. Biz Türkiye'yi böyle görmek istiyoruz zaten. Barış içerisinde daha iyi işler yaparken. Çünkü el birliğiyle çok güzel işler çıkıyor. Biz asla dediğim gibi rakip değiliz. Çok güzel işler yapmaya geldik. Türkiye Genç İş Adamları Konfederasyonu Genel Başkanı Erkan Güral, STK'ların önemini vurguladı ve lansmanın hayırlara vesile olmasını diledi. Sivil toplum örgütlerinin az önce ifade edildiği gibi gücü, kuvveti toplumdan gelir. Toplumdan karşılık buluyorsa o sivil toplum örgütü son derece güçlüdür. Şehrin kanaat önderleri, belediye başkanı, valisi, oda başkanı, sanayi odası, belediye başkanları, bu oluşumun bir parçası olduğu anda, ki çok şükür biz bunu bugüne kadar sizlerle beraber hep yaşadık, sivil toplum örgütlerinin güçlendiğini gördük. Bundan sonraki süreçte de tarafsız duruşu ve ülkenin, şehrin, ilçenin, ekonominin temsilcisi olması anlamında bu ve benzeri çalışmaları da sivil toplum örgütleri üzerinden yapmaya hep birlikte devam edeceğiz. Ben kardeş kuruluşumuz TÜGİAD'ın lansmanının, Eskişehir lansmanımızın Eskişehir ekonomisine ve TÜGİAD'a hayırlar getirmesini diliyorum. Lansman toplantısı hatıra fotoğrafıyla son buldu. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt Eskişehir'deydi. Partisinin il binasını ziyaret eden Engin Yurt, ülkenin ekonomik durumunu değerlendirdi. Ekonomik koşulların Eskişehir'de de yılgınlık yarattığına dikkat çekti. Demokrat Parti Ordu Milletvekili Cemal Engin Yurt, partisinin Eskişehir İl Kongresi'ne katılmak üzere Eskişehir'e geldi. Kongre öncesi Eskişehir'de bir dizi ziyaretler gerçekleştiren Engin Yurt, parti il binasında partililerle buluştu. Ziyarette basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Engin Yurt, ülke ekonomisinin yanı sıra Eskişehir'de yapmış olduğu esnaf ziyaretlerinde büyük bir yılgınlık ve yorgunluk olduğuna dikkat çekti ve Eskişehir'in de diğer illerden farklı olmadığını vurguladı. Esnafı ziyaret ettik, Kırım Tatarlar Derneği'ni ziyaret ettik. Gördük ki Eskişehir'de Bolu'dan farklı değil, Ordu'dan farklı değil, Edirne'den farklı değil, Bursa'dan farklı değil, Ankara'dan farklı değil, İstanbul'dan farklı değil. Açlık, yokluk, işsizlik, geçim şartlarının zorluğu Eskişehir'de de büyük bir yılgınlık ve yorgunluk yaratmış. Bugün Eskişehir'de aldığımız bir haber, Türkiye geneli için bizi hakikaten çok üzdü. Doğal gaz zamlarına gelen
doğalgaza gelen zamlardan sonra bugün Eskişehir'de 17 bin evin, hanenin doğalgazının kesildiğini gördük. %127 de elektriğe yapılan zammı, son bir ay içerisinde akaryakıta yapılan 48 defa zammı da göz önüne aldığımızda Eskişehir'de esnaf borcunu ödeyemiyor, elektrik parasını ödeyemez hale gelmiş, doğalgazını ödeyemiyor, iş yerini kapatma tehlikesiyle karşı karşıya. Birçok esnaf açıkça iş yerini kapatacağını bize söyledi. Eskişehir'de bir otel, 90 yataklı, 4 yıldızlı bir otel sahibi son gelen elektrik zamlarından ve doğalgazdan sonra otelimi kapatıyorum dedi. Restoran sahipleri iş yerlerini kapatıyor. Birçok iş yeri artık imkansız hale gelen ödemeler sebebiyle kepenk indiriyor. Eskişehir'de gördüğümüz tablo, Türkiye'de gördüğümüz tabloyla aynı. Durum vahim. Büyükşehir Belediyesi'nin meclis toplantılarının ikincisi gerçekleştirildi. Toplantıda Büyükşehir Belediyesi'nin hizmetlerinde yol harcamalarına katılım payı alınması oy çokluğuyla kabul edildi. 14 Ocak 2022 tarihli Ocak ayı olan meclis toplantılarının ikinci birleşim. Büyükşehir Belediyesi Ocak ayı meclis toplantılarının ikincisi Aydın Ünlüce Başkanlığı'nda gerçekleşti. Toplantıda 22 gündem maddesi görüşüldü. Komisyondan gelen 19 madde oy birliğiyle kabul edildi. İlgili 3 madde ise meclisten oy çokluğuyla geçti. Komisyon raporu oylarınıza sunuyorum. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. Belediye Gelirleri Kanunu kapsamında 2020 yılında cadde ve sokaklarda yapılan asfalt ve trotuar çalışmalarında yol harcamalarına katılım payı alınması hususunun görüşüldüğü maddeye AK Parti ret oyu kullandı. İlgili yasa belediye meclislerince değerlendirilip alınmayabilir dediği için biz de vatandaşlarımızı bu anlamda bir külfet getirmemek adına alınmaması yönünde grubumuz karar vermiştir. Dolayısıyla komisyon kararına ret oyu veriyoruz. CHP Meclis Üyesi İbrahim Arslan, dolaylı vergilerin yük getirmemesi hepimizin arzusudur. Fakat AK Parti grubunun hükümetin aldığı diğer vergiler için de aynı hassasiyeti göstermesini istiyoruz dedi. Arkadaşlarımızın temenni ve dileklerine biz de katılıyoruz. Hemşehrilerimize, Türkiye'deki vatandaşlarımıza, diğer genel anlamda baktığımızda bu tür dolaylı vergilerin yük getirmemesi hepimizin arzusu. Ama herhalde geçmediğimiz yollar, geçmediğimiz tüneller, geçmediğimiz köprülerden ve inmediğimiz, binmediğimiz uçak ve uçak havaalanlarının bedelini alırken de arkadaşlarımızın bu düşüncelerini hassasiyetle düşünerek alınmaması yönünde gerekli düzenlemelerin yapmasını da beklemek herhalde bizim en temel hakkımızdır diye düşünüyorum. Teşekkür ederim. AK Partili Murat Özcan ise Arslan'a şöyle cevap verdi. Şu geçmediğimiz yol, geçmediğimiz köprü mevzusunu yani siyaseten kullanmanın çok böyle anlamsız olduğunu düşünenler de yani şöyle bir şey mi olacak, şunu anlamaya çalışıyorum. Bir yere okul yapılacak diyelim ki Şırnak'ta. Ben o okula gitmiyorum. O yüzden de benden aldığım vergiyle Şırnak'ta okul yapamazsın mı diyeceksiniz bir devlete. Ben onu anlamıyorum. Yani şimdi bir özel katılımla, özelleştirmeyle veyahut da yap işlet devlet modeliyle bir hizmet yapılamaz iddiası mı var? Eğer Cumhuriyet Halk Partisi iktidara geldiği zaman böyle bir yöntemi kullanmayacağını mı iddia ediyor? Tartışma konusu olan ilgili madde oy çokluğuyla kabul edildi. Kabul edenler, etmeyenler oy çokluğuyla kabul edilmiştir. KESK üyeleri Hamamyolu mevkiinde bir araya gelerek enflasyonun altında ezildiklerini ve maaşlara düzenleme yapılmasını istedi. Üyeler bordrolarını da yakarak tepkisini gösterdi. Yoksulluğa teslim olmayacağız. KESK üyeleri Hamamyolu mevkiinde buluşarak maaşların düzenlenmesi için haykırdı. KESK dönem sözcüsü Faik Kalkan, siyasal iktidarın vaatlerine artık inancımız kalmadı diyerek enflasyonun altında ezildik, artık yeter diye konuştu. TÜİK'in inandırıcı enflasyon rakamları bile artık gizlenememektedir. Son 19 yılın en yüksek enflasyon oranları altında biz memurlar ve memur emeklileri yani 16 milyonluk insan ezilmektedir. Bize gerçekte verilen
%2,5'luk zam bile birazdan yakacağımız bordrolarımıza bu ay yansıtılamadı. 16 milyonluk bir kam emekçi ailesi sesini daha fazla yükseltecektir. Bize 6 ay sonra vaatte bulunan siyasal iktidara inancımız kalmadı. Gittikçe ağırlaşan koşullarda bırakalım 6 ayı sonrasının nasıl bir Türkiye olacağını hayal etmek, biz 24 saati bile bu ülkemizde önümüzde göremez hale geldik. KESK üyeleri ardından tepkilerini bordro yakarak gösterdi. Eğitimiş Eskişehir Şube Başkanı Hüseyin Yurtman da toplu sözleşme masasının yeniden kurulması çağrısında bulundu. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu'na bağlı sendika üyeleri Ulus Anıtı önünde bir araya gelerek artan hayat pahalılığı ile ilgili açıklama yaptı. Zam, kriz, yoksulluk, tükeniyoruz sloganları atan kamu emekçileri enflasyonun altında ezildiklerini, bu nedenle maaş zamlarının yeniden güncellenmesi gerektiğini ifade etti. Zam, kriz, yoksulluk, tükeniyoruz. %2,5 oranındaki ek zammın utanç verici olduğuna dikkat çeken Eğitim İş Şube Başkanı Hüseyin Yurtman, toplu sözleşme masası yeniden kurulsun, emekçiler için vergi dilimi %10'da sabitlensin diye konuştu. Kamu emekçilerini enflasyona karşı ezdirenler göstermelik zamlarla sonuç alamayacaktır. Esas mesele biz kamu emekçilerine dayatılan sefalet ücretidir. Özelleştirmeleri savunanlar ve babalar gibi satarım diyenler elbette hesap verecektir. Ve diyoruz ki elektrik, doğalgaz, köprü, hastane, otoyollar kamulaştırılsın. Zamlar geri alınsın. Toplu sözleşme masası yeniden kurulsun. Emekçiler için vergi dilimi %10'da sabitlensin. Birleşik Kamu İş Konfederasyonu olarak kamu emekçilerini ve yurttaşları açlığa, sefalete mahkum eden enflasyon oranlarını ve zamları kabul etmiyoruz. Katılımcı Demokrat Mühendisler Grubu, Makine Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin 14. dönem yönetim kuruluna aday olduklarını açıkladı. Genel kurulumuz Eskişehir, Kütahya, Afyon. Makina Mühendisleri Odası Eskişehir Şubesi'nin 12-13 Şubat tarihlerinde 14. olan genel kurulu gerçekleşecek. Katılımcı Demokrat Mühendisler Grubu da gerçekleşecek olan 14. dönemde yönetim kuruluna aday olduklarını açıkladı. Katılımcı Demokrat Mühendisler Grubu'nun adayı olan Nezihe Hanecioğlu, meslektaşlarının haklarını arayacaklarını ifade ederek Eskişehir içinde kent zararına olan her türlü eylemin karşısında olacaklarını dile getirdi. Katılımcı Demokrat Mühendisler olarak biz geçmiş dönemlerde olduğu gibi bu dönemde de meslektaşlarımızın yaşadığı sıkıntılar, şehrimizin ve ülkemizin yaşadığı sorunlara karşı duyarlı olup problemlerin bilim ve teknoloji ışığında çözülmesi için görüşlerimizi ilgili kurumlar ve basınla her zaman paylaştık. Önümüzdeki dönemde geçtiğimiz dönemdekinden daha fazla genç ve öğrenci üyelerimizle iletişimde olup mentorluk ve mesleki eğitimlerle kendilerini geliştirmeleri konularında çalışmalar yapacağız. Çevreyle ilgili olarak iklim krizi, orman yangınları, fosil yakıtları kullanımının azaltılması, ekilebilir alanların korunması, su krizi gibi problemlerle ilgili olarak kamuoyunu bilgilendirmek ve yenilenebilir enerji kaynaklarının yaygınlaştırılması konusunda yapılacak çalışmalara katkı sunmak her zaman olduğu gibi hedeflerimizdendir. Alpu Ovası'na yapılmak istenen termik santral ile bu kentin havasının, suyunun, tarımının ve sağlığının bozulmasına izin vermeyeceğiz. Eskişehir Halk Evi Şube binasına geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın pankartı asılmıştı. Pankart, valilik tarafından halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği gerekçesiyle kaldırıldı. Eskişehir Halk Evi Şube binasının dış cephesine geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın yazılı bir pankart astı. Pankart, halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği, devletin kurum ve organlarını zan altında bırakabileceği ve farklı görüşten grupları karşı karşıya getirebileceği gerekçesiyle tutanak tutularak indirildi.
konuyla ilgili açıklama yapan Eskişehir Halk Evi Şube Başkanı Cevat Aydemir, geçinemiyoruz demek suç mu diyerek bir kere daha tekrarlıyoruz, geçinemiyoruz, zamlar geri alınsın dedi. Biz halk evleri olarak yaşanan zamlarla ilgili astığımız pankartta suç unsuru olduğunu düşünmüyoruz. Zamlarla ilgili tepki göstermemiz Eskişehir Valisi'ni ve Eskişehir Emniyet Müdürü'nü neden rahatsız etti? Vali ve Emniyet Müdürü yapılan zamlardan etkilenmiyorlar mı? Genelgedeki suç unsuru taşıdığı değerlendirildiğinden halkta kin ve nefret duygusu uyandırabileceği, devletin kurumlarını zan altında bırakabileceği ve farklı görüşten grupları karşı karşıya getirebileceği zihniyetini de anlamış değiliz. Devam edelim. İçişleri Bakanlığı aşısız vatandaşların seyahat ve toplu etkinlik gibi faaliyetlerinde PCR testinin zorunluluğunu kaldırdığını duyurdu. Bakanlık tarafından 81 il valiliğine gönderilen yazıda aşısız ve aşı sürecini tamamlamayan kişilerle ilgili seyahat ve sosyal etkinlik alanlarındaki genelgenin yürürlükten kaldırıldığı bildirildi. Bu sayede aşı olmayan ve aşı süreci tamamlanmayan kişiler için zorunlu PCR testi kaldırılmış oldu. Yeni düzenlemelerin yer aldığı yazıda şu ifadeler yer aldı. Aşısız veya aşı sürecini tamamlamayan ve son 180 gün içinde hastalığı geçirmemiş kişilerden uçak, otobüs, tren veya diğer toplu ulaşım araçları ile gerçekleştirecekleri şehirler arası seyahatlerden önce, konser, sinema ve tiyatro gibi etkinliklere katılmadan önce Milli Eğitim Bakanlığı okullarında görev yapmakta olan personele, tüm kamu ve özel iş yerlerinde çalışanlara, kamu ve özel kurumlar tarafından düzenlenen öğrenci kamplarına katılacak kişilere PCR testiyle tarama yapılmasına gerek olmadığının değerlendirildiği bildirilmiştir. Eskişehir Genç İhya Derneği üyeleri Cumhurbaşkanı Külliyesi'ndeydi. Üyeler Ulaştırma Müdürü Kamil Karagöz'ü ziyaret ederek projeleri hakkında bilgiler verdi. Eskişehir Genç İhya Derneği tarafından gençlere yönelik sosyal ve kültürel etkinlikler düzenlenmeye devam ediyor. Dernek Başkanı İsmail Enlioğlu öncülüğünde dernek üyesi genç öğrenciler Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ni ziyaret etti. Burada Ulaştırma Müdürü Kamil Karagöz'e misafir olan gençler projeleri hakkında bilgiler verdi. Buradaki bu renk cümbüşünü elde ettik. Yoksa biz Katagöz'e etmiş olsaydık gerek Gülseme Tracking platformu olarak gerek Eskişehir Genç İhya Derneği olarak bu kategorizasyon dışında kalır. Belki sadece temsil ederdik bazı makamları ama bir yerde kısıtlı kalabilirdik. Ziyaret çektirilen hatıra fotoğrafıyla son buldu. Sadık Tecik Eskişehir'de 55 yıldır aynı sokakta esnaflık yapıyor. Dükkanda sahibi olan olmayan, çalışan çalışmayan binlerce eşya bulunuyor. Yani bu dükkanda tamir için verilen ve zaman içerisinde unutulan 55 yılın birikimi bulunuyor. Eskişehir'de yaşayan 70 yaşındaki Sadık Tecik, 1967 senesinden beri Ertuğrul Bey Sokak'ta elektronik ev aletleri tamiri yapıyor. Ertuğrul Bey Sokak'ta başladık. O zaman 67'de başladı. Babam başladı. Babam işi bıraktı. Ondan sonra biz devam ettik. Daha hala devam ediyoruz. Mahallenin en eski esnafı olan Tecik, dükkanın her bir köşesini kaplayan çeşitli alet ve eşyalar yüzünden küçük bir alanda mesleğini icra ediyor. Şimdi mahallenin en eskisi ben kaldım zaten. Bir de biz meslek icabı her tarafa girip çıktığımız için mahallede ne var ne yok onları biz biliriz. Yani şurada şu oturuyordu, burada bu oturuyordu. Bunların hepsini biz tanırız. Devamı surette de onlarla iç içe oluruz. Kendisine tamir için bırakılan eşyaların zaman içerisinde unutulduğunu dile getiren Tecik, kendisinin de çoğu zaman atamadığını söyledi. Çoğunu bir purdaya attık. Öyle bir geldik. 21 senede tekrardan toplandı. Sahibi olan var, sahibi olmayanı var, alanı var, almayanı var, bozuğu var. Burada ne istersen var. Sıfırı da var, satılacağı da var, alınacağı da var, hepsi var. Biz işte yapıyoruz, alo diyoruz, almaya geliyor, gelmiyor. Böylece ne kalıyor? Ondan sonra geliyor benim şuyum vardı diyor. Diyoruz ya ne zaman? 2 sene evvel ver. 2 sene evvelkini ben nereden bulayım, nereden çıkardım? Tecik mesleğinin artık öldüğünü ve yeni nesillere aktarılmadığını da vurguladı. Meslek ölüyor. Yani bırakmanın bir manası yok. Arkadan yetişen yok. Ve bu meslek ölüyor. Artık her şey seriye dökülüyor. Seri imalata dökülüyor. Öyle olunca da buraya birisini bağlamanın manası yok.
STV Ana Haber'de günün öne çıkan gelişmelerini sizlerle buluşturduk. Her yeni bir gün güzel haberler sizlerle birlikte olsun efendim. Görüşünceye dek hoşça kalın.